Saygıdeğer Üsküdarlı kardeşlerim, kıymetli Kirazteperler, bugün sizlere 1151 ada 112 no'lu parselin hikayesini anlatacağız. Başta ben bütün emlak ofislerinin %99'u 1151 ada 112 no'lu parselin kentsel dönüşümünün çok uzun vadede olacağını düşündük. Neden? Çünkü Kirazteper'e bir model uygulanıyordu. Herkes TOKİ'yi bekliyordu. Ama gelin görün ki Kirazlıtepe'mize öyle bir firma geldi ki adından çok kısa zaman içinde söz ettirdi. Kimdir bu firma? Bu firma Kirazlıtepe'mizde 1151 ada 89 no'lu parsel, 1151 ada 88 no'lu parselin hemen hemen çoğunluğunu aldı. Çok az insan kaldı. Üsküdar'ımızın, Kirazlıtepe'mizin, bölgemizin yeni firması. Adeta bir yıldız doğdu. Huzzak. 88 ve 89 no'lu parsellerde biz de imza attık. Gönül rızasıyla geri kalan kardeşlerimiz içi rahat olsun. Hemen imzasınlar ki Allah izin verirse yılbaşına kadar inşallah yol alacağız. 1151 ada 112 no'lu parsel için de söylüyorum. Burada benim birçok dostum, kardeşim vardı. Tek tek arıyorum. Ben imzaladım diyor. Kim bunlar? Ev sahipleri, bina sahipleri. Arsa sahibi kardeşim. Bina sahibi kardeşlerimiz gönül huzuruyla, gönül rızasıyla ve seve seve isteye isteye imza atıyorlar. Siz arsa sahibi kardeşlerimiz hala düşünüyorlar. Huzzak firmasının yetkililerine sordum. 1151 ada 112 no'lu parselde kaç bin metrekare imza topladınız diye 3 gün önce 32 bin metrekare söylediler. Bu müthiş bir şey. Cani gönülden başarı diliyorum. Bu videoyu çekmemin nedeni şu kardeşlerim. Bölgemize özel müteahhit firmaların gelmesini teşvik ediyorum, destek veriyorum. Neden? Çünkü hala milletin kafasında TOKİ modeli var. Kardeşlerim, binaya oran falan yok. Buradan da özellikle tanıdığım arsa sahibi kardeşlerime söylüyorum. Sona kalan dona kalır. Atalarımız boşuna söylememiş. Atı alan Üsküdar'a geçmeden hemen gelin Huzzak firmamıza 112 parselde imzalarınızı atın. Neden biliyor musunuz? İstemeyenleri ayıracaklar. Çünkü parseller ifraz oluyor. Parseller ifraz olmadan dönüşüm olmayacağını zaten söyledim. Ana yolları kesiyor. Ana yollar ayrılacak. Görüyorsunuz. Yeşil alan ayrılacak. Okul alanları ayrılacak. Konut alanlarında. Eğer arsa sahibi kardeşim, senin sadece elinde ne var? A4 kağıdın var. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin en kıymetli evrağı tapudur, evet. Ama binan yoksa, yerinde bir şey yoksa seni istediği yere taşıyabiliyor. Öncelikle konut alanında kalan bina sahibi kardeşlerimiz olduğu yerden yerlerini alacaklar. Sonra yeşil alanda ve okul alanında olan kardeşlerimizin binalarını oraya taşıyacaklar. İstemeyenleri de istemeyenlerin orasında bırakacaklar. Ve gelmeyen arsa sahibi sizi de aynen istemeyenlerin grubuna atacaklar. Veya en kötü yere atacaklar. Arsa sahibi kardeşim, tekrar ediyorum. Bu son uyarım. Bir daha 112 parselle ilgili hiçbir şekilde bir şey konuşmayacağım. 1151 ada 112 no'lu parseldeyseniz bir an önce imzalarınızı atın. Eğer bugün giderseniz umduğunuzu alırsınız. Geç kalırsanız ancak bulduğunuza razı olursunuz. Ben uyardım sizi. Bugün şartlar çok güzel.
yarın bu şartları bulma şansınız yok kardeşlerim. Onun için biz isteyerek, güvenerek ve destekleyerek Huzzak firmamızı imza attık. Hayırlı olsun. Bundan sonra da özel firmalarımızın bölgemize gelmesini bekliyoruz. İnanıyorum ki TOKİ'yi bekleyen kardeşlerimiz ya da bekleyin diyen kardeşlerimizin oyalanmasını istemiyoruz. 21-22 tane parsel var. Gerek Kirastepe'de, gerek Küplüce'de, gerekse Mehmet Akif Ersoy mahallenizde. Hala binaya oran vereceğiz. Biz gidiyoruz imza atmaya. Kardeşlerim, o iş bitti. O işin sonu geldi. Artık tapuya göre imar alınacak. İnşallah yeni yasalar çıkacak. Kentsel dönüşüm yasaları. Bununla ilgili de birçok çalışmalar yapıyoruz. Videolar çekip aydınlatıyoruz. Çözüm şu. İlk çözüm kaliteli firmaların gelmesi. İkincisi parsellerin ifraz olması. Emlak uzmanı uyardı.